Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Kameranın arkasında sevgili nişanlım ve onun yanında sevgili kız kardeşim. Bana arkadan sorular yöneltecekler. Ben de Harry Potter o mu bu mu sorularını yanıtlayacağım. Harry Potter hepimizin çocukluk kahramanıdır. Hepimiz Hogwarts mektubumuzun gelmesini bekledik. Gördüğünüz üzere No Muggles, Harry Potter... Harry Potter. Her yerimiz 9-3 çeyrek peronu. Her yerimiz Harry Potter. Hadi videomuza geçelim. Lumos. Evet, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. İlk sorumuz. Let's go. Hadi. Dumbledore mu? McGonagall mı? Dumble McGonagall. İkisi de çok çok büyük bir kahraman. İkisler burcu olduğunu belli etmiyor. Evet. Ama bir seçenek yapacak olsam McGonagall filmde çok aktif. Bu soruları kitap üzerinden değil, film üzerinden değerlendirerek yapacağım arkadaşlar. Filmlerdeki beğendiğim karakterlere göre yorumlayacağım. O yüzden ben Dumbledore diyorum. Tamam. İkinci soruya geçelim o zaman. Snape mi, Sirius mu? Snape mi, Sirius mu? Sirius. Neden? Çünkü o Sirius. Ben ikna oldum. Çünkü Sirius dememin sebebi bir, Harry'nin vaftiz babası. İki, çok karizmatik bir adam. Böyle dövmeli, bömeli falan, böyle saçları uzun. Gerçi Sirius'un da saçları uzun ama Sirius adamdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Altın Siniş mi, Bludger mı? Altın Siniş mi, Bludger mı? Tabii ki altın siniç. Bludger ne lan? Kafamıza gözümüze de yaramaz. Altın sinici buradan mı alırım? Pır 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 gezdiririm. Babacık çişkuş. Çişkuş. Tamam. Diğer soru. Geçelim hadi. Voldemort mu, Grindelwald mu? Voldemort mu, Grindelwald mu? Grindelwald. Voldemort. Çünkü biz Harry Potter'a göre değerlendiriyoruz. Ve Harry Potter filmlerinde Grindelwald'a pek yer verilmiyor. Grindelwald genelde fantastik canavarlarda daha aktif. O yüzden ben Voldemort diyorum. Tamam. Bir horkuluk yapacak olsaydın bu Ravenclaw'un kayıp diye de mi olurdu yoksa bir kupa mı olurdu? Şimdi değer bakımından değer bakımından Ravenclaw'un kayıp diyenem kayıp diyenem çok değerli bir obje, çünkü koskoca Hogwarts'ın kurucularının birinin özel bir eşyası, diğerisi de kupa. Diğeri de kupa. Bence diadem. Ben diademi seçerdim. Tamam. Diğerinden dolayı. Mürver asa mı, görünmezlik pelerini mi? Oo, sen diyorsun ki anan mı baban mı? Mürver asa mı, görünmezlik pelerini mi? Şimdi ben Harry Potter filminde en etkilediğim sihirli obje görünmezlik peleniydi. Çok hoş yani, böyle atıyorsun üstüne kışın, kafan geziyor, vücudun yok. Böyle çok güzel yani. Ben görünmezlik peleni diyorum. Tamam. Peki Luna mı, Hermione mi? Luna mı, Hermione mi? Hermione. Niye Hermione? Çünkü o benim ilk aşkım. Video bittikten sonra konuşalım canım. Ama sen de son aşkımsın. Hadi geç, soru geç. Lucius'un asası mı? Yoksa Bellatrix'in? Yok Lucius'u sorma. Lucius. Neden? Çok güzel. Baston şeklinde, yılan başlı falan, çok yani kral bir asası var. Yani çok nevi şahsına münhasır bir asa. Ne yaptın? Hadi. Ya? Hadi. Anka kuşu mu, şah gaga mı? Anka kuşu mu, şah gaga mı? Şöyle söyleyeyim, şimdi ikisini karşılaştıracağım. Şah gaga sevimli bir hayvan. Şey de öyle, anka kuşu da öyle. İkisi de insan taşıyabiliyor. Ama şah gaganın tek özelliği insan taşıyabilmesi. Ama anka kuşu yaraları da iyileştirdiği için ben anka kuşu diyorum. Bir de ölümsüz bir hayvan. Ölüyor, küllerinden geri doğuyor. Tamam. Anka kuşu. Profesör Slughorn mu, Hagrid mi? Hagrid. Neden? Hagrid. Çok pofuduk çünkü.
Keşke Hagrid gibi bir abim olsa böyle sarılacaksın. Ellerin kavuşmayacak Hagrid. Ya kıyamam. Hagrid çok iyi. Seni abim it diyor çünkü. Ben abi it diyorum ben. Şimdi. Üç büyücü turnuvasına katılmak mı? Evet. Quidditch Dünya Kupası'nda oynamak mı? Şimdi. İkisi de çok iyi de. Quidditch Dünya Kupası okey yani. Alt tarafı Dünya Kupası. Ne olabilir ki? Ama üç büyücü turnuvası. Yani o kupayı kazanmak sonsuz şöhret. Sonsuz. Ben üç büyücü kupası derim yani turnuvasına katılmak. Üç büyücü kupasını alırım ve sonsuz şöhreti kazanırım. Batur abimizle karşılıklı çay içeriz. Tamam. Saygılar. Şimdi. Bu soru senin hangi şeye ait olduğunu açıklayacak. Evet. Neville mi? Draco mu? Draco. Sen Slytherin'e değilsin. Kendine gel. Olsun. Draco. Neden Draco? Çünkü neden o bizim küçük değil? Draco'muz. Draco. Sarı sarı saçları var. Yok yok Draco. Oyunculuğu çok iyi. Tom Felton adamdır. Oyuncu olarak değerlendirmiyoruz ki şu an. Tamam ben Draco diyorum. Tamam sen bilirsin. Bu senin sorun. Bir karakter olmak istesem Neville mı Draco mu olmak isterim? Draco olmak isterim. Çok kötü. Evet. Patronus mu? Patronus büyüsü mü? Obliviate büyüsü mü? Patronus'u sadece büyük büyücüler yapabildiği için ben Patronus derim. Yani her büyücü Patronus'u yapamaz ama her büyücü Obliviate'yi yapabilir. Hem ben milletin hafızasını silip ne yapacağım ki? Tamam. Değil mi? Çok doğru. Felix Felicis mi? Düşünseli mi? Çok iyi. Bu soru tamamen bana mahsus. Çok çok iyi bir soru. Şimdi Felix Felicis sıvı şans. İçiyorsun bitiyor. Ama düşünseli hiç bitmiyor. Böyle unutmuyorsun. Düşünseli. Net düşünseli. Tamam. Bezirler mi? Galsamot mu? Bezirler mi? Galsamot mu? Galsamotu. Çünkü ben bir denizciyim. Tamam. Suyun altında saatlerce vakit geçirmeyi isterim. Tüpsüz. Peki muggle olmak mı? Kofte olmak mı? Muggle olmak mı? Kofte olmak mı? Kofte olmak. Neden? Çünkü yanında birçok büyücü olacak. İşlerimi hallettirebilirim ama muggle dünyasında şu an çok da memnun değilim. Ama şu var. Ben muggle dünyasında muggle olmaktan bahsetmedim. O zaman soruyu düzgün kullanacaksın. O zaman Sayın Perez. Hogwarts. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hogwarts'ta kofte olmak mı? Dünyada sihirbaz olmak mı? Hogwarts'ta kofte olmak çok kötü. Yani Filch'i görüyoruz. Herkes büyü yapıyor o amele. O yüzden dünya şu an yani şu an büyü yapmak benim için okey yani şu an. Vallahi ben de isterdim. Büyü yapabilsem. Özellikle çok. Hani şu horusu buluyorlar ev düzenleniyor tam. Keşke bizde de o güç olsaydı. Geçen düşünüyorduk bu olurdu. Konuda. Peki. Karanlık büyüler dersi mi? İksir dersi mi? Efendim? Karanlık büyüler dersi mi? İksir dersi mi? Karanlık büyüler dersi. Kimyadan neden? Nefret ederim. Sırf yüzden mi? Evet. Ben de ikisi dersini seçerdim. Ben kara büyü ya. Net. Netim yani. Evet. Lily James mi? Lily Snape mi? Lily James mi? Lily Snape mi? Şimdi Snape diyebiliriz çünkü son sahnede çok ağlattı ama bütün bir filmi çöpe atıp da o son filmdeki 13-5 dakika içinde James'i çöpe atamayız. Bence Lily James. Çok da yakışıyorlar. İkisi olmasaydı Harry de olmazdı. Ben Lily James diyorum. Şu an sana kötü kötü bakıyorum. Bunun farkındasın değil mi? Niye? Gayet de Snape'in elinden almış yani kızı. Karı kocayı ayırıp eski sevgiliye mi vereyim? Eski sevgilisi bile karı olmadı koca. Ki gariban ya. Karı koca. Ya bırak ya James çok ukala Lili ve kendini kararını vermiş. Bence James Lily'yi etkilemiştir. Etkilemiş mi etkilemiş? Snape çok daha kendine kapanık ama çok daha yakışıklı diye düşünüyorum. Olabilir. James'ten. Olabilir. Ve James Lily'nin çocuğunun kim olacağı hakkında bir fikrim yok. Neyse bu konuyu tartışmayacağım seninle. Olsa olsa kim olur biliyor musun? Kim olur ben mi? Krep olur, koyul olur. Yok artık. Evet. Nigel falan. Şimdi, Sırlar Odası mı, İhtiyaç Odası mı? Sırlar Odası. Neden?
Sırlar Odası. Kardeşin de Sırlar Odası'nı söyledi de ben de Sırlar Odası dedim. Çünkü çok iyi. Tasarımı çok iyi ya. Böyle Salazar'ın ağzından Basilix falan çıkıyor. Sırlar Odası'nın bir özelliği olmadığı için ben İhtiyaçlar Odası'nı söyledim. Şimdi İhtiyaçlar Odası güzel. Nasıl güzel, böyle istediğin her şeyi bulabiliyorsun da. Sen sihirbazsın zaten. Ben istediğim her şeyi sihirle, Akio'yla bulabilirim. Ama Sırlar Odası çok büyülü bir oda. Böyle. Yani ne yapıyorlar? Tasarımı çok güzel. Tamam, tasarımın dışında neyi var? Su var, ayağımı sokarım. Ayağımı sokarım o sulara. Hayır, tamam, tasarımın dışında neyi var? Su. Tamam. Diagon yolu mu? Hogsmeade mi? Diagon yolu. Neden? Çünkü serinin ilk şeyi Diagon yolunda geçtiği için. Diagonel yolu diyor. O Sırlar Odası'nda. Diagon yoluna hoş geldin Eri. Tık 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 yapıyor, tuğlalar evet. Açılıyor ya. Ben onu Diagonel yolu diye mi sorsaydım acaba? Neyse, konumuz yok, bu değil. Yok, Diagon yolu. İlk gördüğümüz Harry Potter yolu olduğu için Private yolundan sonra çok güzel bir yol bence. Peki, Böcürt mü? Çok özlü iksir mi? Böcürt'ü ne yapacağım ki ben? Böcürt korkularımın şeyini alacak. Böcürt yok asla. Niye korktum şeyi karşıma çıkarttırayım? Böcürt yok. Ben şey içecek. Neydi? Çok özlü iksir. Tadı çin çişine benzese de. Bu konuda nemli gözüküyorsun. Ortam yumuşasın istedim. Tamam. Uçan araba mı? Hogwarts Express mi? Hogwarts Express. Neden? Bildiğin tren işte. Olsun. Ama o Hogwarts Express'i. Nerede benim? 9-3 çeyrek numaralı peron. Valla ben de onu seçerdim şimdi. Çok güzel, şimdi. Dumanlı mumanlı. Hep trenle uzak yola yolculuk yapmak istemişimdir. Bunu bir gün yapalım. Şimdi, Aragog mu, Fluffy mi? Aragog mu, Fluffy mi? Fluffy. Neden? Aragog çok korkunç. Fluffy hiç korkunç değil. Adamın 3 tane kafası var. Tamam, 3 tane tasma takarım. Ne? Aragog'u ne yapacağım? Üstüne de basıp öldüremem. Ay, gerçekten çok korkunç. Hayvanları koruyalım bu arada. Ama Aragog korkunç. Korkunç. 8 tane bacağı var, milyonlarca yavrusu var ama Fluffy söyleyince evet. Zaten uyuyor. Ya bir hayvana şarkı söylüyorsun ve uyuyor. Bana birini hatırla. De 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 ne. De ne ne. Kurt adam mı? Animagus mu? Animagus. Neden? Çünkü kurt adam her dolunayda dönüşebiliyor. Animagus istediği zaman. Düşünsene, istiyorsun, köpek oluyorsun. Neden köpek olmayı istiyorsun ki? Animagus sadece köpek değil ama o gazeteci vardı ya. Lita Skeeters. Adını doğru söyleyememiş olabilirim. Lita Skeeters. O mesela onu, o da bir anım. O da bir animagus. Biliyor muydunuz? Hayır. Elbet. Ben böcek. Biliyordum. Sinek. Böcek. Hamam böceği mi? Evet. Sinekti ya. Böcek. Diğer soruya geçiyorum. Evet, geçelim. Çikolata kurbağa mı? Evet. Bertie Buttons mı? Bertie Buttons, niye böyle her lezzetten şeyi denemek isteyeyim ki? Hani ya kulak kirli gelirse, ya cinli gelirse. Denemiş olur. Ama çikolata kurbağaları da, o kartlar var. O kartlar için gene çikolata kurbağası. Tamam. Evet. Şimdi, neredeyse kafasız Nick mi, Mızmız Myrtle mı? Mızmız Myrtle. Neden? Seviyorum. Nasıl çok bir, cana yakın bir karakter. Nasıl bir açıklamadır bu? Peki o kadının şeydeyken kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Sen söylemiştin zaten. Evet, ben söylemiştim. Kaç yaşlı? 50 mi ne? O rolü oynarken. O rolü oynarken 50 yaşında ne? Falanmış. Mızmız Myrtle 11 yaşında gibi. Büyümeye devam etmiş yani. Orada ölmemiş ya. Neredeyse kafasız Nick'in bir esprisi yoksa, yok ki, sadece böyle tutuyor kafasını çıkarıyor. Ama sadece. Onun hikayesinin ne olduğunu bilemezsin. Hikayesini ne yapayım ben? Ben eskiden bir dergide okumuştum. Yurt dışında bazı böyle şeyler var. Kaleler falan var. Onların Esmeralden içine... hikayeler. Ya. Evet. Kaleler falan var. Onların içine girip böyle gerçekten ruhlarla konuşabiliyormuşsun. Böyle hatta böyle birkaç tane castle vardı. Dabbe. Dabbe. Ne dabbesi be? Bildiğin arkadaş canlısı musallat. Ruhlar onlar. Musallat falan değil. Bu ne ya? Şey evet. Değil mi bu ya? Neydi? İt. YouTube'cular. He. Kapalak kızı. Evet. Evet. Ne sormuştun? Tamam. Yeni soruya geçelim. Hadi. Cini mi, çoğu mu? Ne? Cini mi, çoğu mu? Cini.
Mösyö Taha beğenmiyor ama ben Ginny'yi çok beğeniyorum. Ben de gayet, çok beğeniyorum. Gayet de tatlı bir kız. Ginny. Cho Cheng çok da bir esprisi yok yani. Jackie Chan'e benziyor sadece. Tamam. Uçuş dersi mi, bitki bilimi mi? Uçuş dersi. Neden? Uçuş dersiyle bitki bilimi diyorsun. Sen sihirbazın istediğin zaman uçabilirdin, dersi ihtiyacın önce ama eğitim ama bitki gerekiyor. Bilimini bilemezsin. Ben mesela niye? Bitki bilimini seçerdim. Gider üniversitede de okuyabilirim bitki bilimini ama uçuş dersini alamam. Pilotluk ama. Şimdi aradaki puan farkıyla ama da karşılaştırabilirsin. Süpürgeyle uçmak. Evet, çok iyi ya. Ona ders almak gerekmiyor ki. Üstüne biniyorsun, o seni götürüyor işte. Ne kadar saçma. Nereye? Koordinatını verirsin herhalde. Harry sanki ders aldıktan sonra mı öğrendi? Harry'sin. Sen bir Harry'sin. O bir Harry. Abartmayın be, adamın hadi, çok hadi. Dolayı yok. Evet. Ne dedin sen? Şimdi Harry Potter mi? Ne dedin sen? Evet. Tamam. Gryffindor mu, Slytherin mi? Gryffindor. Peki Ravenclaw mu, Hufflepuff mı? Ravenclaw. Narcissa mı, Bellatrix mi? Bellatrix. Bellatrix'i oynayan oyuncuya bayılıyorum ya. Helena. Deli Göz mü, Demir Lupin mi peki? He? Deli Göz mü, Demir Lupin mi? Deli Göz mü, Demir Lupin mi? Lupin. Neden? Çünkü James'in arkadaşı. Bu yüzden mi? Sadece özelliği bu mu adamın? Bir de çocuğu var. Yazık. Şey... O son savaşta söylediği şey neydi onu hatırlamıyorum diyor. Bunu kim söylemiş? Ben söyledim diyor ya. O kısmı çok etkilenmiş ama şu an şeyi hatırlamıyorum. Önemli olan arkadaşlarının fazla olması değil. Düşmanının fazla olması değil. İnandığın şeylerin fazla olması mıydı? Yanındakilerin fazlalığı değil. İnandığın şeylerin fazlalığıdır. Hoş, neyse sanki konumuz ben de çok bu değil. Özlemiş gibi konuşuyor ya. Hadi. Tonks mu? Molly mi? Tonks mu? Molly mi? Molly. Molly, Molly Weasley candır. Weasley'lerin anası, anaç karakterimiz. Molly. Bitti mi? Bitti. Bu kadar mı? Bu kadar hadi. Bir tane de kafandan sor hadi. Bir tane de kafamdan sor. Sor bakayım hadi. Dur. Tamam soruyorum. Sor. Sesin gelmiyor olabilir. Geliyor mu şimdi? Anne, baba. Öncelikle hangi... Neyse boş yapmayayım. Soruyorum. Profesör Quirrell mı yoksa Gilderoy Lockhart mı? Çok güzel bir soru. Gilderoy Lockhart. Çünkü Merlin nişanı, bir de gelecek postasının 3 kez en iyi gülüşüne sahip profesörü. Çok iyi bir adam. Dolandırıcı olabilir ama Gilderoy Lockhart. Son soruyu sorabilir miyim? Ötekisi 200'lü piç. Evet. Harry Potter'ın 8. filmde en son söylediği şey nedir? O King Cross meydanında tren istasyonunda geçiyor. Oğlunun ayakkabısını bağladıktan sonra baba peki ya Slytherin'e seçilirsem? Albus Severus Potter. İsmin Hogwarts'ın iki büyük profesör. Ulan ne ezberlemişim de. En sonunda diyor ki seçmen şapka istediklerine dikkat edecektir gibi bir cümle kuruyor. İsteklerini dikkate alacaktır. Evet. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve kamera arkası ekibine de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like yapmayı, like butonuna basmayı, like butonuna basın. Gömçürün böyle. Akio yapın. Akio yapmayın. Sersemlet yapın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgicekle kalın. Hoşça kalın.